Nokta TV'den herkese merhaba. Bugün 26 Haziran Dünya İşkenceyle Mücadele Günü. Konuğumuz İHD Ankara Şube Yöneticisi Fatin Kanat olacak. Fatin Bey merhabalar. Merhabalar. Fatin Bey, öncelikle işkencenin tanımıyla başlayalım diyorum. Çünkü işkence yalnızca bir sorgu yöntemi olarak algılanıyor bugün. Dolayısıyla işkence nedir, işkence yöntemleri nedir? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Vallahi şimdi bu yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nden de tanımlanmış. Daha sonra Birleşmiş Milletler'in değişik kerelerce altını çizdiği, Avrupa Birliği'nde değişik Helsinki kriterlerinden tutalım, Paris Sözleşmesi'ne varıncaya kadar bir sürü sözleşmede, hatta İstanbul Sözleşmesi'nde de Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü bir toplantıda altı çizilmiş, tanımlanmış bir konu. İşkence kişinin iradesi dışında her türlü zora, aşağılamaya, kötü muameleye tabi kılınmasıdır. Kişinin muamelesi işkenceye, kişinin rızası diye bir şey zaten söz konusu olamaz işkencede. Onun vücut bütünlüğüne yönelmiş her türlü saldırıdır. Sözel, fiziksel dahil olmak kaydıyla. İşkence tanımından bugünün anlamına geçersek 26 Haziran Birleşmiş Milletler'in 1987'de kabul ettiği İşkenceye karşı mücadele günü olarak değişik taraf devletlerin imza attığı bir metindir. Gün olarak da aynı zamanda 97'de de pardon 87'de ve kabul edilmiş 97'de de işkence görenlerle dayanışma günü olarak içeriği genişletilmiştir bugünün. Ama ne yazık ki Türkiye'de 1988'de bu sözleşmenin altına imza atmış, kendi anayasasında ve ceza kanununda buna ilişkin düzenlemeleri yapmış olmasına rağmen işkence hem ülkemizde hem de ne yazık ki bölgemizde ve dünyada ağır bir insanlık sorunu, insan hakları sorunu olmaya devam ediyor. Ben de size onu soracaktım. Birleşmiş Milletler'den bahsettiniz siz. Birleşmiş Milletler'in Evet. işkenceye karşı sözleşmesinin aslında Türkiye'de bir tarafı, bir imzacısı. Türkiye buna ne Tabii. kadar uyuyor? Türkiye bir devlet olarak işkence karnesi Türkiye'nin nasıl? Çünkü diyorlar ki işkenceye karşı sıfır tolerans var. Bugün biraz önce yaşanan bir takım olaylar var İstanbul'da. Mis Sokak'ta LGBTİ eylemine bir müdahale gerçekleşti. AFP muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılarak gözaltına alındı. Şimdi bunlar işkence değil mi diye aslında insanın sorası geliyor. Yani ne yazık ki tabii Türkiye şu anda mevcut siyasal iktidar tarafından uluslararası sözleşmelerin tamamına, aynı zamanda kendi yasalarına, kendi anayasasına bağımlı olmadığını hisseden bir akıl tarafından yönetiliyor. Yani ne anayasa tanıyor ne yasa tanıyor diyebiliriz kısaca mevcut hale. İşkenceye karşı sıfır tolerans da bugün biz İHAD olarak TİİB ile birlikte, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte bir rapor yayınladık. Aynı zamanda basın açıklaması ekli bir rapordu bu. Bu raporda peş peşe sıralanan bir sürü veri Türkiye'de maalesef işkencenin çok yaygın bir hal aldığını, sadece gözetim yerlerinde değil, sadece cezaevlerinde değil, artık oralarda bahsetmeye bile gerek duyulmayan korkunç bir vaziyet var. Ama bunun dışında toplantı ve gösteri hakkı yürüyüşünü kullanan insanlara da ağır derecede sokakta her türlü fiziksel saldırı yapılabilmekte, bir tür işkence uygulanmakta. Ya da hak talep eden, sıradan işte işten atılmış, işinin peşinde, emeğinin peşinde koşan işçiye ya da hak talep eden işte İstanbul Sözleşmesi yaşatır ya, siz bize sordunuz mu diyen kadına, LGBT bireye, artı bireye, bir sürü kesime uzanan bir ağır hal yaşanmakta. Dolayısıyla işkenceye sıfır toleranstan böyle bir vaat vardı ve güzeldi bu vaat. Gerçekleşseydi toplum adına, hepimiz adına iyi bir şey olacaktı. Bugün geldiğimiz nokta vahim. Çok ağır bir haldeyiz ve bu artık koca bir yalan. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne
uyulacağına dair bazı vaatlerde de bulunuldu. Ve insan hakları eylem planı dendi mesela buna. Cumhurbaşkanı kalktı açıkladı altını çize çize. Ama insan hakları eylem planı da açıklandıktan sonra aslında bunun da insan hakları eylem balonu olduğu Türkiye'nin mevcut haline baktığımızda çok rahatlıkla anlaşılabilir. Ne yazık ki bunları söylerken bir insan hakları savunucusu olarak gerçekten elem duyuyorum. Hem bu coğrafya adına, hem insanlarımız adına, hem toplumumuz adına, hem ülkemiz adına çok büyük üzüntü duyuyorum. Şimdi cezasızlık olduğunu söyleyebilir miyiz temel sorunun? Bugün Sezgin Elbette. Tanrıkulu da şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Eskiden işkenceciler kendilerini saklamaya çalışırken, bugünse devlet işkenceyi ve işkenceciyi koruyor demişti. Bugün yaptığı bir açıklama Evet. Sezgin Tanrıkulu'nun. Cezasızlığı işkenceyle nasıl bir yerde tutabiliriz? Şimdi cezasızlıktan da geçtik. Teşvik denen bir şey var. Yani sırtını sıvazlama, bir şey olmaz koçum diyen bir mantık var. Devlet eli bugün değişik bürokratlar aracılığıyla, bunlara bakanlar dahil, bir şey olmaz koçum diye bir sıvazlıyor. Kolluk kuvvetlerinden bahsediyorum. Kolluk kuvvetlerinde bu rolü üstlenen, bu görevi üstlenen hiçbir kimse şöyle bir endişeye sahip değil artık. Mevcut Türkiye'de, günümüz Türkiye'sinde. Yani ben burada bir yanlış yaparsam, tamam bana böyle bir emir verildi. Ben burada hani fiziki kuvvet uyguluyorum, basınç uyguluyorum, bir tür işkence yapıyorum. Ve bundan dolayı ben yarın bir gün sorumlu kılınırım. Başıma türlü haller gelebilir. Mevcut konumumu kaybedebilirim diye bir endişeye sahip değil. Cezasızlık dediğimiz şey aslında bu. Yani yargı bu anlamda bir soruşturma açmıyor. Yargı bu anlamda çok geri plana düşmüş durumda. Mevcut işkence iddiaları işte biz insan hakları kurumlarının, vakıfların bize gelen başvuruları değerlendirdiği, raporladığı, raporlar halinde hem dünyaya hem ülkeye duyurduğu bir hal olmaktan öteye gitmemeye başladı. Yani iktidar susuyor, yargı susuyor. Bu konuda rapor vermesi gereken adli tıp kurumu dahi sessiz kalıyor. Böyle bir durumda cezasızlık dediğimiz şey işkence yapanın, hatta bırakın işkenceyi işkence yaparak insan öldürenin, insan kaybedenin yarınından endişesi yok bugünün Türkiye'sinde. Ama tabii ki insan haklarına dayalı insanlık suçlarının zaman aşımı diye bir şey söz konusu değil. Uluslararası sözleşmelerin güvence altını aldığı önemli bir şeydir bu. Yani bugün onlara çok güvenceli gelebilir her şey. Çok rahat olabilirler ama insanlık suçları er geç bir gün soruşturma konusu olur ve onların peşini gelir, hiç beklemedikleri bir yerde ve anda bulur. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz insan hakları savunucuları olarak. Derdimiz kimseye işkence yapılmasın. İşkenceye bir gün son verilsin. Dünyadan, yeryüzünden, ülkemizden, bu coğrafyadan işkence denen, insanlığa yakışmayan, insanlık dışı ve ne yazık ki insan eliyle yapılan uygulamanın bir gün son bulacağına dair inancımız. Bizi motive eden en önemli şey bu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak işkence görenleri iyileştirmeye, onların yaralarına derman olmaya yönelten şey bu. İşte insan haklarını savunan, işte özgürlük, demokrasi ve benzeri hak taleplerini, emek, ekmek taleplerini dile getiren insanların haklarını bir biçimde meşru gören ve onların mücadelesine bir anlamda omuz veren kişiler olarak bizim derdimiz de bu. Bu insanlık dışı uygulamayı, bu yüzyıla, bu coğrafyaya, bizim toplumumuza, bize yakışmayan bu uygulamayı silmek yeryüzünden. Tabii bu konuda ana sorumluluk öncelikle devlete düşüyor, devletlere düşüyor. Birleşmiş Milletler'de karar altına alınmış metinlere uyulmasından geçiyor. Avrupa Birliği protokollerinin imzalanmış metinlerine uyulmasından geçiyor. Kendi anayasasına, kendi yasasına uyulmasından geçiyor. Ama ne yazık ki bugün unutulmuş olan şey bu. Ülkemizin mevcut sorunlarını çok daha ağır, çok daha içinden çıkılmaz hale getiriyor. Ne yazık ki. Evet. Bugün İnsan Hakları Derneği olarak sizin acil talepleriniz var mı işkenceyle mücadele gününde? Tabii.
taleplerimizi kısaca şöyle aktarayım. İşkencenin ülkemizde bu boyutta olmasının en temel nedeni, işkence yasağının mutlak niteliğiyle bağdaşmayan çok ciddi bir cezasızlık kültürünün varlığıdır. Her şeyden önce sıradan bir kural haline getirilmeye çalışılan cezasızlık politikalarına son verilmelidir. Her düzeyde yetkililer işkenceyi ve işkenceciyi öven, teşvik eden söylemlerden vazgeçmeli, uluslararası mekanizmaların tavsiyeleri doğrultusunda işkence uygulamaları kamuya açık bir şekilde kesin olarak kınanmalıdır. Gözaltı koşullarında usul güvenceleri eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Gözaltı süreleri kısaltılmalıdır. Mevcut Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, TEK, böyle bir kurumumuz var ve hiçbir işlevi yok bu konuda, kaldırılmalı. OPCAT ve Paris ilkelerine uygun, tümüyle bağımsız bir ulusal işkenceyi önleme mekanizması oluşturulmalıdır. Kolluk Gözetim Komisyonu tarafsız ve bağımsız hale getirilmelidir. İşkencenin belgelenmesi ve raporlandırılması bir Birleşmiş Milletler belgesi olan İstanbul Protokolü ilkelerine göre yapılmalıdır. İşkenceye ilişkin iddialar hızlı, etkin, tarafsız bir şekilde soruşturulmalı, bağımsız heyetlerce araştırılmalı, adli yargılama süreçlerinin her aşamasında uluslararası etik ve hukuk kurallarına uygun davranılmalıdır. Taleplerimiz bunlar. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek istediğim, yani ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi bunun üzerine tuz biber ekti. Acil demokrasiye, özgürlüğe ve toplumumuzun nefes almasına ihtiyaç var. Bunun için bu ülkeyi yönetenler de dahil olmak üzere herkesi aklı selime, bu topluma yakışan bir yönetim şekli oluşturmaya davet ediyoruz. Fatih Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk olduğunuz için. Çok sağ olun. İyi yayınlar. İyi günler dilerim. Sağ olun.